gıcırdadım. Ne diyordum? Tekrar devam edeyim. Of. Olmuyor. Getireceğim ama. Ne yazık ki aslına bakarsan, çok fazla aslına bakarsan dedim, farkında mısın? Üç, iki, bir, kayıt. 11'e çeyrek var. Temmuz ayında IBM Power işlemci ailesinin 11. jenerasyonunu duyuracak ve bugün aslına bakarsanız tam 3 ay var. Bir çeyrek kaldı. Biz de Power 11 işlemci ailesi duyurulmadan önce Power hakkında, bu işlemci duyurusu neden önemli, hayatımızda neleri değiştirecek, bunları konuşmak istedik. Bu çeyreği Power hakkında bilgilendirme yapabilelim diye değerlendirelim istedik. O yüzden 11'e çeyrek var adında bir kanal kuruldu. Bunun aslında genel bir teknoloji bilgilendirme kanalı gibi değerlendirilmesi en güzeli olur diye düşünüyorum. Çünkü burada anlatacağımız şeyler sadece Power hakkında değil, genel olarak teknolojinin ulaştığı yerler hakkında biraz olacak. Ve tabii bunu anlatırken biraz aslına bakarsan işin tarihinden, felsefesinden de bahsedelim istiyoruz. IBM sunucularında kullanılan işlemcilerden birinin adı. Aynı zamanda sunucu ailesinin de adı. Ve hatta bu sunucular üzerinde kullanılan bir takım yazılımlarla beraber paket olarak düşünebilirsiniz. Belki de işlemciden başlamak burada en doğrusu. Çünkü bir bilgisayarın bileşenleri olarak baktığımızda işte işlemci, disk, memory ve I/O girdi çıktı ünitelerinden oluşur. Ve bunların arasında aslında işlemci en önemlilerinden biri. Ben işlemci anlatmayı seviyorum. İşlemcileri uzun uzun da anlatabilirim. Hani böyle ikilik sistemlerden, birlerden, sıfırlardan, işte elektronik devrelerden ve veya kapılarından da bahsederek başlayabilirim ama hani biraz herkes için olsun istedik madem bu kadar, o kadar derinlemesine bir anlatım yapmayalım. Temelde aslında bu işlemci dediğimiz şey telefonumuzda oyun oynarken ısınan parça. Ve elbette bizim güçlü sistemlere ihtiyacımız var. Çünkü bugün kullandığımız uygulamaları şöyle bir düşündüğünüzde eş zamanlı milyonlarca kullanıcının aynı anda bir şeyler yapmak istemesi ve bunu karşılayabilecek bir takım donanımlar ihtiyacını doğuruyor. Ve tabii bunu yaparken kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapmak istersiniz. Bunları da bu işlemci ve sunucu donanımı üzerindeki özellikler sayesinde yapabiliyoruz. Burada Power işlemci de bu makinelerin kalbindeki ana motor denilebilir. Biraz daha bunların kullanımının getirdiği faydalar üzerinden belki de bahsederek ilerlemek istiyoruz. Çünkü elbette bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenlere kaynak çok. Bu kaynaklar üzerinden bu ürünlerin nasıl kullanıldığına ve sağladığı faydalar üzerine çok daha fazla bilgiler de sunuyor olabiliriz. Ama burada odaklandığımız şey, amaçladığımız şey günün sonunda Power kullanımının bize getireceği fayda hakkında bir fikir sahibi olmak sadece. Ya da en azından Power kullansam ben burada kendime nasıl bir avantaj, kendime nasıl bir fayda sağlayabilirim sorusunu sordum. Teknolojiden bahsettiğimiz zaman aslında tekerleğin ateşin icadından bugüne nereye geldiğimizi de konuşuyor olabiliriz. Biz onu belli bir noktasından alıp ve belli bir perspektiften bakıp bunun geçmişten geleceğe nasıl bir örüntüyle geldiğini ve buradan sonrasına dair de çıkarımlarda bulunabilmemiz için aslında kullanmak amacıyla böyle bir anlatım izleyeceğiz. Yoksa tabii ki kullanmak isteyen, çalıştırmak isteyen, bu ürünlerden faydalanmak isteyen çok daha fazla kaynağa, çok daha fazla bilgiye ihtiyaç duyacaktır. Temmuz'a ya da lansmana kadar olabildiğince Power sistemler hakkında bilgi verebilmek buradaki amacımız. Ve dediğim gibi
anlatılacak çok fazla şey var. Bugün belki sadece donanımdan, sadece bilgisayarın bileşenlerinden bahsediyoruz ama bunun üzerine sanallaştırma konuşacağız. Bunun üzerine işletim sistemlerinden bahsedeceğiz. Bulut teknolojileri hakkında konuşacağız. Bunlar üzerinde çalışan bir takım uygulamaları, belli başlı iş yüklerine dair fikirler vermek amacıyla bilgiler vereceğiz. Bu elbette birkaç bölüm alacaktır diye düşünüyorum. Power hakkında anlatılacak çok şey var. Yeni bilgilerle, yeni videolarla görüşmek üzere.